Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çok önemli açıklamalar geldi. Biz de bu açıklamaları birazdan şimdi sizlere aktaracağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Sevgili gençler" diye başladı ve "Hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz." elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum dedi. Ve sonuçlar nasıl olursa olsun LGS, LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Ve şunu da belirtelim. Biz de LGS'ye girecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Umarız bütün arkadaşlarımız başarıyla bu sınavı geçecektir. Ee, tabii ki stres yapmamanız lazım arkadaşlar sınavlarda. Biliyorsunuz ki bunu da hemen hatırlatmasını yapalım. Çünkü stres gerçekten sınavda insanı e, sıkabiliyor. Ve şunu da belirtelim. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS ile alakalı yaptığı açıklaması bu şekildeydi. Milli Eğitim Bakanlığı da tabii ki, ee, sınıfta kalmayla alakalı ve aynı şekilde e, okulların açılması ile alakalı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı. Okulların Eylül'de açılacağını düşünüyorum. Eylül'de biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve Eylül'de açacağız dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Aynı şekilde sınıfta kalma ile alakalı da bu sene sınıfta kalma olmayacak gibi bir durum var. Zaten baktığımızda ilkokul ve ortaokullarda sınıfta kalma yok ama liselere baktığımızda liselerde de neredeyse sınıfta kalma yok diyebiliriz. Ama eğer siz sınavlara girmediyseniz sınıfta kalırsınız ama eğer not 45'in veya 50'lerin altındaysa sorumlu olarak bu seneyi geçebilirsiniz. Liseler için bu geçerli. Yani sorumlu olarak sınıfı geçebilirsiniz ama sınavlara girmelisiniz. Yani sınıfı geçememe ihtimaliniz yüksek. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.